Peki telefonumuz var. Telefondan hemen sonra ilk şifremizi paylaşmayı düşünüyorum sizlerle hediyelerimiz için. Ama önce izleyicimizi bekletmeyelim. Sorusunu duyalım. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Müslüm Bey. Hayırlı sabahlar hocam. Efendim, teşekkürler hayırlı Tuğba Hanım. Buyurun. Ben hocama sorum şöyle. Instagram'da hani bildiğiniz gibi bir fal siteleri var. O fal sitelerinden birinden fal bakladım. Evet. İkinci kez baktı, ya yarı bildi yarı bilmedi, hani üç harflerle bakıyormuş. İkinci kez bir daha baktırmak istediğimde bana şöyle dedi, sana fal bakamam. Neden diye sordu ona, seni dedi aşık cinler sana musallat olmuş dedi. Şu an heyecanlandım, kusura bakmayın. Önemli değil. Aşık cinler sana musallat olmuş ve bunlar sana fal bakmama izin vermiyorlar dedi. Allah Allah. Aynen, hani çözdürmek istiyorsanız işte görüşelim, şöyle yapalım, böyle yapalım diye söylediler. Ama o gün ben çok korktum mesela. Hani bütün gün dua açtım. Hani kendim dua okuyorum, dinliyorum ama rahatsızlık duymuyorum. Hani ben onu kişiye de inanmadığımı söyledim. Birkaç gün sonra zaten dedi anlamaya başlayacaksın dedi, hissedeceksin dedi. Şimdi de ben de mesela önceden iş konusunda çok böyle şeydim, nereye iş başvurusu yapsam hemen anında kabul ediliyordu. Şimdi de hani başvurduğum hiçbir yer kabul edilmiyor ya da haber gelmiyor. Acaba bununla bir bağlantısı var mı? Gerçekten dün bana musallat olmuş mu? Onu çok merak ediyorum. Bu falı siz internet üzerinden baktırdınız değil mi? Ya telefonla görüşüldü ama evet, internetten buldum. Hani mediumlar falan oluyor ya. Evet, anladım. Peki bu fala nasıl baktılar? Kahve fincan fallarını gönderiyorsunuz onların masraf hattına. Evet. Onlar orada sana söylüyorlar işte. Evet. Hani ben durumu biliyorum. Hocama da izah etmek için, iyice anlaşılsın diye. Hocam şimdi diyelim biz burada kahve içtik. Aynen, zaten Instagram'da evet, size yazmıştım bayağı, hani ne olur ya. Şimdi şöyle oluyor hocam. Diyelim kahve içtik biz. Tamam. Kahveyi ters çeviriyoruz. Tamam. Soğuyor. Evet. Açıyoruz. Onun resmini çekiyoruz. Tamam. Onun resmini işte internet üzerinde bu işi yapanlar var. Onlara yolluyoruz o resmi. O resimden fal bakıyorlar. Aman ya. İzleyicimiz de bunu yapmış. Sonra telefonla görüşmüşler. Yani o fotoğrafa yorum yapıldıktan sonra, fotoğraftan sonra telefonla görüşmüşler. Demiş ki ben artık senin fallarına bakamam. Neden? Çünkü sende bir cin var, aşk cini var. Sana musallat olmuş. Seninle ilgili bilgi vermeme müsaade etmiyor demiş. Aman ya Rabbi ya, aman ya. O gün bugün de işlerim de ters gidiyor diyor hanımefendi şimdi. Yani hanımefendi gelin bütün bunları bıraksın. Bakın, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Yani, İzmir'e selamlar Tuğba Hanım'a. Sevgili Peygamberimiz Allah'ın elçisidir. Onun sözü doğrudur. Bakın bir kimse gider böyle kayıpten haber veren birine bir şey sorar ve ondan sonra onun dediğini doğrularsa, tasdik ederse, doğru söyledi ya değilse, Hazreti Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Bir diğer hadis-i şerif de 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bakın bu işi yapanlar demek ki bu işin artık kompetanı oluyorlar. şu sual soran hanımefendi aklı başında, mutlaka bilgili, kültürlü kesinlikle, bir hanımefendi. Ama işte bunu dahi etkileyebiliyor. Ama bakın, işte etkilenmiş. İnanmıyorum ama etkilendim diyor. Dünyasını alt üst edebilir. Adam öyle bir söz, şeytanca bir söz. Şeytanın görevini yapıyor adam. Durup dururken şeytan öyle hemen kan şey yapmaz ki ya, hemen çamura yatmaz ki de, yani böyle işte bu kadar kültürlü, aklı başında bir hanımefendinin zihin dünyasını alt üst edebiliyor evet, yani. Şimdi hayatımızda bizim her daim olumsuzluklar evet, olur fakat güncel akış içerisinde biz bu olumsuzlukları fazla görmeyiz, göremeyiz yani evet, es geçeriz. Ama böyle birisi bir kuyuya taş attığında o olumsuzlukları sürekli görür hale geliriz. Ha demek ki ondan oluyor sürekli. Ya. Şimdi demiş işte sen bir aşk cinin var. Dolayısıyla sen bunun şeylerini, tezahürlerini göreceksin evet, önümüzdeki günlerde demiş. Hanımefendi de rahatsızlığını zaten dile getirdi. Tamamen duygusal aslında hocam. Evet. Tamamen doğru, duygusal yani. Tamamen duygusal. Bunların hepsi parayla yapılıyor sonuç itibariyle. Ya. Onlar bunu meslek haline getirmişler. O gönderilen resimlerden de para kazanıyorlar. İşte fallardan para kazanıyorlar. Onun çengeline takıldı mı evet, tam bir av. Onu yakaladı artık. Evet. Onu yakaladı. Onun bu duygularını istismar edecek ya.
O yüzden bu yol çıkmaz sokaktır. Aşk cinli diye bir şey var mı hocam? Böyle, aşk cinli diye bir cin var mı? Kesinlikle böyle bir şey yok. Yok. Yani cinlerin işi gücü yok da bizimle uğraşacak halleri yok. Bir de aşk cini yani. Yani ilginç olacak ya. ilginç olacak ya onun için yani. Gizemli olacak. Aşk cini. Yani bazısı cin demekten de çekiniyor. Üç harfli diyor bilmem filan. Yani bütün bunları bir tarafa bırakacağız. Faldan filan. Allah Resulü bunları haram kılmıştır. Bunlara itibar etmeyeceğiz. Peki hocam, Allah razı olsun. Sağ olun. Umarım Tuğba Hanım rahatlamıştır sizin bu söylediklerinizden ve anlattıklarınızdan sonra diyelim.